Sünnet yaz dönemi gelince gündemimize gelen önemli konulardan bir tanesidir. Ben çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Mithat Günaydın. Sünnetle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum size. Sünnet bilindiği üzere boşaltım ve cinsel organımız olan peniste yapılan bir önemli cerrahi girişimdir. Hastane koşullarında ve ameliyathanede mutlaka yapılmalıdır. En doğru yaklaşım budur. Sünnet öncesi çocuk mutlaka muayene edilmelidir. Neden? Çünkü sünnet sırasında fıtık, inmemiş testis, hiposupadiyaz, halkımızın daha çok peygamber sünneti dediği hiposupadiyaz hastalığını yakalayıp bunları da tedavi etme şansımız olmaktadır. Maalesef halkımız sünneti biraz rutin bir işlem olduğu için hafife almakta. Hala sünnetçiler doktor nezaretinde, ki eskiden tek başlarına yapıyorlardı, şimdi doktor nezaretinde sünnet yapmaktalar. Ve yasak olmasına rağmen termokoter dediğimiz koteri kullanarak veya bir diğer adıyla havya denen bu alete ve halka da lazerle sünnet yaptım diyerek halkın gözünü biraz boyayarak sünnet yapmakta. Maalesef üzülerek bunu söylemek durumdayım. Bu havya dediğimiz, termokoter dediğimiz aletle yapılan sünnetlerde cilt yanığı olmakta ve ileriki yıllarda cilt kanseri çıkmasına neden olmaktadır. Ve yeterli kesim olmadığında deri büzülmekte, kontraktür olmakta, işeme deliğini kapatarak çocuğun işemesine engel olmaktadır ve ikinci bir cerrahi işlem gerektirmektedir. Bu nedenle komplikasyonları minimuma indirmek için sünneti çocuk cerrahları ve çocuk ürologları tarafından yapılması önemli, ailelerin üzerinde durması gereken konu olmalıdır. Cinsel kimlik nedeniyle, pipisini çocuğun keşfettiği dönem nedeniyle 3-5 yaş arası psikologlar, psikiyatristler sünneti önermemektedir. Bu nedenle sünnet 3-5 yaş arasında mümkün olduğunca yapılmamalıdır. Ve sünnet muhakkak genel anestezi dediğimiz ancak solunumunu durdurmadan yapılan sedasyon maske anestezisi altında yapılması son derece önemli. Çocuğun korku yaşamasına, ileriki yıllarda cinsel fonksiyon yönünden, psikolojik korkular yönünden sıkıntı yaşamamasına yardımcı olmakta. Bu nedenle biz çocuk cerrahları olarak mutlaka genel anestezi altında sünnet önermekteyiz. Eskiden yeni doğan sünneti çok karşılaştığımız bir durumdu. Ve bebek doğar doğmaz veya ilk birkaç hafta içinde aileler sünnet yaptırmak istiyor ısrarla. Ve bu bir dönemde sünnet anestezisiz, şekerli suyla, emzikle, çocuk ağrı duymaz düşüncesiyle yapıldı. Ve bu tezin yanlışlığını yapılan çalışmalar ortaya koydu. Kesinlikle anestezi yapılmadan sünnet yapılmamalıdır. Yeni doğan döneminde sünnet, hekimler arasında da tartışmalı bir konudur. Yara iyileşmesinin hızlı olması, kanama olma ihtimalinin daha az olması gibi avantajları vardır. Ancak yeni doğan döneminde olabilecek basit bir enfeksiyon, olabilecek bir kanamada çok tehlikeli komplikasyonlar, tehlikeli durumlar oluşabilmektedir. Bu nedenle bizim kültürümüzde sünnet çocuğun okula gideceği yaşta yapılması daha çok öngörülmektedir. Aslında sünnet dini bir olay olduğu gibi kültürel de bir olaydır. Örneğin Yahudiler sünneti ilk 8 günde yapmaktadır. İlk 8. günde yapmaktadır. O topraklarda yaşayan ben görüyorum Suriyeli, Filistinli, Iraklı gelen hastalarımızdan sünnet olmak isteyenler, onlar da öyle istemekte. Bu da şunu gösteriyor ki dinden ziyade kültür farklılıklarından kaynaklanmakta bu sünneti olma yaşının seçilmesi. Bizim toplumumuzda bilindiği üzere eskiden beri bilinir. Ne denir? Çocuk okula gideceği yaşta o yaz tatilinde sünnet edilmelidir. Tabii penisin gelişmesi, gömük olan penislerin düzelmesi şeklinde çocuk büyüdüğünde
sünnet daha komplikasyonsuz, daha güzel olabilmekte. Bu nedenle benim tavsiyem sünneti çok küçükken yapılmaması yönünde. Ancak bu konuda dediğim gibi hekimler arasında, çocuk cerrahları arasında da bir görüş birliği yoktur. Bu sadece ben kendi düşüncemi söylemek için anlatıyorum. Sünnetin komplikasyonları, en sık karşılaştığımız komplikasyonlar kanama, yara enfeksiyonu, az kesilmesi sünnetlerisinin, çok kesilmesi, işeme deliğinin kapanması gibi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Eğil ellerde yapıldığında ancak bu komplikasyonlar minimum olmaktadır. Bu nedenle yaz dönemi sünnet yaptıracak vatandaşlarımıza şunu öneriyorum. Eğil ellerde sünnet yaptırsınlar ve sünnet için çocuk cerrahlarını ve çocuk ürologlarını tercih etsinler. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese sünnet yaptıranlara hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.